Gözüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle görselliğine hayran kalacağınız sunumu şahane, çok değişik, farklı, nefis mi nefis tadına ve lezzetine doyamayacağınız, tadı damağınızda kalacak şahane bir fırında patates tarifi paylaşacağım. Aslında sadece patates değil, 3-4 lezzetin bir tepside buluştuğu şahane bir tarif paylaşacağım. Fazla lafı uzatmadan hemen tarifimize geçiyoruz. Bu tarifimiz için ben tam 1 kilo patates kullandım. Patatesleri yıkadıktan sonra tencereye koyuyoruz ve tenceremiz dolana kadar su koyuyoruz. Tenceremizin kapağını tam olarak kapatmıyoruz. Taşmaması için hafif yan bırakıyoruz. Öncelikle yüksek derece ocakta, daha sonra da kısık ateşte patateslerimiz pişene kadar pişiriyoruz. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz ve yağımızı kızdırıyoruz. İçerisine 2 tane iri doğranmış soğan, 10 dakika kavuruyoruz. Şöyle bir çevirdikten sonra içerisine 3 diş küçük doğranmış sarımsak ilave ediyoruz. Soğanları kesinlikle kavurmayacağız. Şöyle sadece tahta kaşıkla 1-2 karıştırıyoruz. Şayet soğanları önceden kavurursaydık içerisine böyle lezzetli tadını alamayız. Hemen yaklaşık 250 gram kadar kıymamızı ilave ediyoruz. Ocağımız bu arada yüksek derecede olması gerekiyor ki kıymamız fazla su salmasın. Sürekli karıştırarak kıymamızı da kavuruyoruz. Şöyle 3-4 dakika kıymamızı kavurmamız yeterlidir. İçerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiber, kırmızı toz biberi de ilave ettikten sonra baharatlarla birlikte tekrar karıştırıyoruz. Tuzunu ve baharatlarını tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Kıymamızı yüksek derecede kavurduğumuz için gördüğünüz gibi kesinlikle su salmadı ve hemen çabucak kavruldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Reçeller alıyoruz. 2 tane yıkamış olduğumuz domatesleri ortadan ikiye kesiyoruz. Domateslerimizi pişireceğimiz tepsinin içerisine direkt rendeliyoruz. Domatesleri kabuğuyla rendelemek daha kolay oluyor ve gördüğünüz gibi zarı incecik çıkıyor. Diğer domateslerimizi de rendeliyoruz. Tepsimizin her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Hemen sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için 2 bardak süt, yaklaşık 400 ml süt olacak. 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve unumuzu güzelce çırparak eritiyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz. Tatlandırmak için karabiber. Bir bütün yumurta kırıyoruz. 2 diş sarımsak küçük küçük kestikten sonra ilave ediyoruz. Bir tutam da yıkamış olduğumuz ve küçük küçük kıymış olduğumuz dereotunu ilave ediyoruz. Tekrar hepsini birlikte çırparak karıştırıyoruz. Pişirmiş olduğumuz patateslerin kabuğunu soyduktan sonra gördüğünüz incelikte yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Tepsideki domatesli sosun üzerine hafif üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Ben hafif üst üste gelecek şekilde dizdim fakat sizler dilerseniz üst üste gelmeden düz bir şekilde de dizebilirsiniz. Tepsimizin dibini tamamen patates ile kaplıyoruz. Keserken yakından göstermeyi unuttum. Patateslerimiz gördüğünüz incelikte olması gerekiyor. Ne çok fazla kalın kesin ne de çok ince kesin. Gördüğünüz incelikte kesmeniz yeterlidir. İlk başta şunu da söylemeyi unuttum. Patateslerinizi çok aşırı yumuşayacak kadar kesinlikle haşlamayın. Daha sonra keserken zorluk çekebilirsiniz. Hafif sert kalması daha doğru olur. Çünkü fırında pişirirken patateslerimiz biraz daha pişecek ve daha da yumuşayacaktır. Patatesleri dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı patateslerimizin üzerine döküyoruz. Kıymalı harcımızı her tarafına yaydırıyoruz.
Yıkanmış olduğumuz yeşil bir kabağın ucunu çıkardıktan sonra ince ince kesiyoruz. Ben yeşil kabak kullandım fakat yeşil kabak yerine beyaz kabak da kullanabilirsiniz. Bir dilim patates, bir dilim kabak sırasıyla gördüğünüz gibi diziyoruz. Kabağı çiğ koyduğumuz için patatesler pişmiş, kabak çiğ pişer mi diye kesinlikle düşünmeyin. Çünkü fırında da en az 20-25 dakika kırmasıyla pişireceğimiz için o esnada kabağımız çok güzel bir şekilde ve tam kıvamında pişiyor. Kabakları kesinlikle önceden haşlamayın ve kabakları çiğ olaraktan üzerine dizmenizi tavsiye ederim. Ortada kalan boşluğa da yarım ay şeklinde kesmiş olduğumuz domates dilimlerini yuvarlak bir şekilde diziyoruz. Ortasına bir tane de bir dilim kabak. Ve görüyorsunuz hepsimiz de şahane görünüyor. Üzerine de hazırlamış olduğumuz sosumuzu şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine kaşık ile her tarafına eşit miktarda döküyoruz. Ben sosu önceden hazırladım fakat sizler isterseniz tepside tamamen bütün işlemler bittikten sonra sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Benim önceden hazırlamamın sebebi biz kamerayı çeken arkadaşlar çok iyi bilirler. Bayağı bir zaman alıyor. O yüzden sosu hemen önceden hazırladım ki patateslerimiz bu arada kararmasın diyerekten. Sosu her tarafına eşit miktarda gördüğünüz gibi döküyoruz. Bir de bizim için en önemli YouTube sayfasına yükledikten sonra videomuzun kapak resmidir. Biliyorsunuz insanlar genelde kesinlikle kapak resmini gördükten sonra ilgisini çekmesi gerekiyor. O yüzden hangi resmi koyacağımı bilmediğim için bu şekilde sosun içerisinde de kalan sosu koyduktan sonra sos kasesiyle birlikte döktüm. Bu şekilde de belki kapak resmi yapabilirim diyerekten. Kalan sosumuzun da hepsini üzerine döküyoruz. Üzerine biraz da rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Kaşar peynirini serpiştirirken çok da fazla abartmayın. Abartmayın dememin sebebi tepsimiz ile masaya servis yapacağımız için üzerindeki görselliği bozulmaması için kaşar peynirini az serpiştirmenizi tavsiye ederim. Çok fazla serpiştirdiğiniz takdirde kabakların ve patateslerin üzerini kapatacak ve görselliğine engel olacaktır. Biraz da kırmızı toz biberden serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 ile 30 dakika arası pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Üzerindeki kaşar peynirleri gördüğünüz şekilde eridiğinde yemeğimiz hazır demektir. Ve gördüğünüz gibi üzerine fazla kaşar peynir serpiştirmediğimiz için kabak ve patatesler kaybolmadı. Görselliğini de kesinlikle bozmadı. Ve gördüğünüz gibi yemeğimizin görselliği ve sunumu şahane oldu. Size tavsiyem tepsiyle masaya getirmeniz ve tepsiyle servis yapmanızdır. Ve hemen şöyle sıcak sıcak servis yapıyoruz. Yemeğimizin bu görselliğini gördükten sonra bir de mis gibi kokusunu aldıktan sonra hemen sabırsızlıkla yemek istiyorsunuz. Bu yemeğimizin yanına yoğurt çok güzel yakışıyor. Yoğurtumuzun üzerine biraz da renklendirmek için kırmızı toz biberden serpiştiriyoruz. Ortasına bir parça da dereotu koyduktan sonra yemeğimizin yanına servis ediyoruz. Her ne kadar yemeğimizi yemeye sabırsızlansak da tekrar şöyle bir göz gezdirelim. Yemeğimiz gerçekten harika görünüyor. Evet, şimdi şöyle bir de lezzetine ve tadına bakalım. Yemeğimiz o kadar lezzetli olmuş ki bunu size kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Mutlaka bu yemeği yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem içerisinde hazırlamış olduğumuz sos hem de üzerine dizmiş olduğumuz kabaklar patatesimize ayrı bir lezzet ve tat vermiş. Mutlaka kabaklı bir şekilde yemenizi tavsiye ediyorum. Bu yemeğin emin olun ki çok seveceksiniz ve tadı damağınızda kalacak. Bir defa yaptığınızda mutlaka her fırsatta yapmak isteyeceksiniz. Daha önce de söylediğim gibi bu yemeğin yanına yoğurt çok güzel yakışıyor. İster sarımsaklı yoğurt yapın, ister sade yoğurt yapın. Ama mutlaka yemeğin yanında yoğurt servis yapın derim. Mutlaka denemelisiniz. Deneyip tadına bakmalısınız. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgiye, ağzından tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle, sevgiyle, hoşça kalın.